Efendim, Olimpiyat oyunları bugün Paris'te yapılacak açılış töreniyle başlıyor. Olimpiyat oyunları başlamadan önce Basel Mulhouse havalimanını bomba alarmı nedeniyle boşaltıldı. Fransa'daki demir yollarında sabotajlar düzenlenirken Fransız polisi ise saldırı planladığı şüphesiyle 2 kişiyi gözaltına aldı. 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Fransa'nın başkenti Paris'te bugün başlıyor. Olimpiyat oyunlarında 18 spor dalında 102 Türk sporcu madalya için mücadele edecek. Fransa'da olimpiyat açılış töreninden saatler önce Air France Paris uçağı bomba ihbarı nedeniyle Basel Mulhouse havalimanında bekletildi. Fransız polisi ihbarın ardından havalimanını derhal boşalttı. Ayrıca Fransa'nın yüksek hızlı demiryolu ağı aralarında kundaklama eylemlerinin de olduğu sabotaj saldırılarıyla hedef alındı. Tren seferleri aksadı, garlarda yoğunluk yaşandı. Ayrıca Fransız polisi 2 gün önce 18 yaşındaki bir genci saldırı planladığı şüphesiyle gözaltına almasının ardından aynı yaştaki bir kişiyi daha aynı gerekçeyle gözaltına aldı. Olimpiyat oyunları Fransa'daki ve dünyadaki gelişmelerin gölgesinde gerçekleşiyor. Olimpiyatlarda Rusya ve Belarus'a ait bayrak, amblem ve marşların kullanılması yasaklandı. İsrail Başbakanı Isaac Herzog, olimpiyat oyunları için Fransa'ya gelecek olması tepkilere neden oldu. Herzog'un gelişi protesto edilirken Parisliler ise olimpiyatlar için alınan güvenlik önlemlerinden rahatsız. Paris'in merkezine kurulan demir bariyerler gündelik yaşamı olumsuz etkiliyor. Paris Emniyet Müdürlüğü ise Parislilerden açılış gününde otomobil kullanmamalarını istedi.